Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı'nın işbirliğinde düzenlediği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali heyecanı şehri sardı. Güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzeti tüm dünyaya tanıtmak amacıyla gastronomisini tüm dünyaya tanıtmayı amaçlayan Gazişehir, Gastroantep Festivali için tek vücut oldu. Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, UNESCO gastronomi şehirleri, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri ve şefleri, gurmeler, gastronomi yazarları, Gaziantep'li tarım üreticileri, yerli ve yabancı basın temsilcileriyle festivalde buluştu. Festivalin açılışında konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'in bir medeniyet şehri olarak binlerce yıllık kültürüyle, turizmiyle ve tarihiyle insanlığa çok büyük miraslar bıraktığını aktardı. Gül şöyle devam etti. Memleketimiz deniz, o acıyı yerken o soframız Türküyle, Kürtüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle acı da yesek, tatlı da yesek o sofradan lezzet alırız, zevk alırız. Ve o sofra güzelleşir. Bizim soframız işte böyle bir sofradır. Sofraları güzelleştiren baklavası, biberi, yemeği, acılı, tuzlu, tatlı yemeğiyle, tatlısıyla, baklavasıyla elbette güzelleşiyor. Ama asıl güzellik o sofraya oturduğunuzda ağzınızın tadının bozulmadan, şehrimizin ağzının tadı bozulmadan, ülkemizin ağzının tadı bozulmadan, İnsanlığın ağzının tadı bozulmadan bu hayatın fıstık gibi olması demektir. İşte Gaziantep buna çalışıyor. Bugün bizim temsil ettiğimiz mana da bu. İnsanlığın barışı, birliği, kardeşliği, ağız tadı eğer iyi olursa yediğimiz şeylerden daha güzel lezzet alırız, daha güzel tad alırız. Gaziantep Valisi Davut Gül ise bu hafta hem Ahilik Haftası'nı hem de Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'ni birlikte kutladıklarını belirterek konuşmalarına şöyle devam etti. Bir arada olmasının şöyle de bir anlamı var. Ahilik haftasıyla, ahilik kültürüyle yüzyıllar önce başlayan yemek kültürü günümüze kadar geldi. Ve bu gastronomi festivali sadece eğlence amaçlı düzenlenen bir festival değil. Bu ticari bir aktivite. Ticari aktivite olduğunu şuradan anlıyoruz. Gaziantep sanayisinin önemli bir kısmı gıdaya dayalı bir sanayi. Dolayısıyla da Gaziantep markasını yukarı çıkarttığımızda Gaziantep'te üretilen her ürüne dolaylı ya da doğrudan bir katkı sunulmuş oluyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Diller değişir, lezzetin dili değişmez. Bu Gaziantep'in dilidir." söyleyerek konuşmalarına şöyle devam etti. Su yüksel, insanı mer, sofrası cömert olan şehirdir. Helal olsun size. Bu güzelliği size yaşattığınız için size çok teşekkür ediyorum. Bizim soframız gönül sofrasıdır. Gönlü zenginlerin sofrasıdır. Çoğaldıkça çoğaltanların sofrasıdır. Bizim soframız Halil İbrahim sofrasıdır. Bizim soframızda toprağın terazisi vardır. Cömertliği vardır. Bereketi vardır. Bizim soframızda güneşin aydınlanması vardır. Kuşatması vardır. Isıtması vardır. Güneşin analığı vardır. Aynen Gaziantep'im gibi. Tarihten gelen büyük bir lezzet vardır. İrfan vardır. Ahilerin. Bugün çok önemli bir kuşak. Bu töredimiz var. Ne demek ahilik? O kadar güzel bir kültürün bugün taşıyıcılarıyız ki. Ne diyor? Akıl ve ahlak ile bize gelen bizdendir. Çalışma ve sabırla bizi geçen bizdendir. İşte ahilerimiz, işte hep birlikte Gaziantep için, Gaziantep'in lezzeti için buradayız. Hepinizle onur duyuyorum. Hepinizle şeref duyuyorum. Bir evladımız olarak bu toprakların taşıyıcılarıyız. Medeniyetin taşıyıcılarıyız. Kültürün taşıyıcılarıyız. Ve Allah'ın izniyle bu sofra var ya, bu sofra bütün dünyaya örnek olan bir sofra. Bu sofrada kardeşlik var. Cömertlik var. Yardımseverlik var. Bu sofra alın teriyle birlikte bir insanlık sofrasıdır.